Hoş geldiniz be ya. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, sabah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uyuyup geri gelmek gibi. Uyuyup geri geldik. En güzel yaptığımız şey şu anda hiç borcumuzun bulunmaması. Bütün borcu sıfırladık. Hayvanlar en son zebil kalmıştı. Hepsi zebil kaldı. Sağlıkları gitti. Cort. Tavuklar cort değil de hayvanlar zebil kaldı, zebil. Koyunları hemen bir doyuralım garibanları ya. Abi bana biraz ses yükler misin stüdyoya sesi? Çok da yüklemeyelim ya. Mikrofona dönüyor biliyorsun. He, biraz duymak amaçladım ya. Koyunlar aç kaldı garibim. Evet arkadaşlar, sabah en son 1 milyon borç ödedik. Ya bütün borcumuzu sıfırladık. Dün 2 milyon lira borç ödedik. Kredi borcumuz, borcumuz hiçbir şeyimiz kalmadı. Biz işin cılkını çıkartma konusunda rekor kırıyoruz zaten. Şimdi ne yapacak? Bu 2,5 milyonu tek seferde çekeceğiz. Şu işleri bir düzenleyelim. Hayvanların bir karnını doyurak. Şeyleri falan ayarlayacağız işte, biçerler gidecek ama ondan önce alışveriş yapacağız. Şimdi ben de burada bir şey çözmeye çalışıyorum bir yandan, hem de seni takip ediyorum da. Tamamdır abi. Şimdi dediğimiz gibi borcu bitirdik. Elimizdeki biçerlerin ikisini satacağız. Onların yerine çok güzel bir marka biçer bulduk. Çok sağlam bir biçer bulduk. Başka şeyler de yapabiliriz şimdi. Dur bakalım, parayı çekelim hele. Hele bir parayı çekelim. Dur çekeceğim, şu hayvanları doldurayım, hepsini bir yemleyelim. Bütün fabrikaları falan dengesini kuralım, ne var ne yok iyice bakalım da kafa yandı bizim çünkü borç ödeyeceğiz derken. Evet. Çünkü şu an şey üretemiyoruz. Boşa yetişemiyoruz. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Şu an kumaşa yetişemiyoruz aslında, en büyük sıkıntımız o. Evet. Bak çimenler büyüdü. Elimizde çok bir kanala da yapıyor. O da var. Mahsul konusunda bir şeyler yapmamız lazım. Olmadı bir tarla alacağız büyüklerden. Gömeceğiz kanolayı. Tamam, hayvanlar tamam. Tavuklarım var gerçi de tavuklara versek mi vermesek mi kararsızdayım şu an. Biz bir hepsini mıncıklayalım bence. Tavuklarımın dimağı var. Dün akşam 4'te girdiğimiz yayını sabah saat 7.30'da bıraktık, yani ortalama 15 saatlik bir yayın yaptık. O 15 saatin sonunda gerçekten çok güzel bir verim elde ettik. Borcu bitirdik. Bizden yakını neydi lan? Buğday. Bize yakını buğday hocam. Yani gerçekten ben dedim rüzgar gülü alak, Furkan dedi borcu sıfırlaya. Ben dedim rüzgar gülü alak, Furkan dedi borcu sıfırlaya. Biz de borcu sıfırladık. Biz şimdi nane yemedik mi? Oldu. Daha dur, yeni başlıyoruz oğlum. Ben bunun niye kasıldığını anladım lan. Niye abi? Bir yandan da kişi giden yayında ufak bir sıkıntı yaşıyoruz. Basmıyor ki. 15 saat bastı, şimdi basmıyor. İlginç bir şekilde. O da garip değil mi? Evet. Ben de anlamadım niye böyle bir şey yaptığını. 15 saat boyunca sen yayın bas. Sabaha kadar. Gerçekten dün yayında dediğimiz gibi, yani sabahki, geceki yayında dediğimiz gibi sabaha kadar burada dedik, sabah saat 7.30'a kadar yayındaydık. Zaten buğday hala vermemişler. Abi buğdayın hasatı Ağustos'a kadar gider bu iş. Aynen öyle. Aha uyuyacağız yani malları etsin sonra. Bizim şuradaki para biraz daha artsın. Sonra üstüne çekelim, anladın mı? Hacı buraya gitmiyor ya. Bunda bir sıkıntı var. Neden olduğunu anlamadığım bir sıkıntı ama. Fabrikaları bir kontrol edelim. Kumaşları çekip kıyafetlere vermek lazım. Aynen, kumaşları indirelim artık. Zaten kıyafet fabrikalarını mecburen durdurduk. Şimdi basacağız içine. 4000, 5000 gidecek işte. Ya benim kafamı kurcalayan yani şey oldu. Şimdi YouTube'a canlı yayına giriyoruz ama durduk yere buna ne oldu? Bunu niye sattın? Ben de onu anlamadım abi. Abi bunu formatlamak istemiyorum ya. Sorun değil gerçi, takarız virajı. 2 saatte hallederiz de. Değil mi? Yok, sıkıntı değil abi. Şöyle bir şey yapayım. Buraya bunu göndermemesinin başka ne sebebi olabilir? Düşünüyorum. Ama bulamıyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Onun yerine şöyle bir şey yapayım ben bu seferlik. Olduğu kadar olmadığı kadar modu. Ne diyorsun? Olur. Şu. Ekrana bakarsan görürsün. Olduğu kadar olmasa da aman. Olabilir. Gittiği yere kadar gider. Aynen. Gitmezse de ne yapayım yani? Yani yapacak başka bir şey kalmıyor abi. Bu arada şuradakini banner moduna alayım. Heh. Şu an YouTube'da sıkıntı yaşamıyoruz zaten. YouTube'da sıkıntı yaşamıyoruz zaten. YouTube her zaman dayanıklı ve şu makinenin şu anda aynı anda bunları yapabiliyor olmasa büyük artı oldu bana. Onu ona göre güçlendirmiştik. Zamanında biz onu sadece müzik için kurduk abi, oyun için kurmamıştık gibi Japasa'yı. Abo! Ikınıyor. Akşam saat 9-10 kalaya batmış canlı yayın yapmayı. Ama o zaman yolu açık olsun. Hocam. Bırak sadece YouTube'da gidelim bugün. Öyle yapacağım zaten. Ne yapayım abi, makine sıkıntı yaratıyorsa şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Hatta o yaparken ben buradan ufak ufak tırtıklayayım diğer işleri. He. Nasıl fikir? Zaten kusursuz görüntümüz var, kusursuz basın canlı yayınımız var. Sorunumuz yok şu an, iyiyiz ya. Bence iyiyiz yani. Şimdi buradan gidiyoruz. Şimdi ben bunu açtım. Sen şimdi hoca ne diyorsun? Ben şimdi hoca sana girip bir şey yazıyorum. Şuraya şey yazar mısın? Aramaya. Sen driver yaz oraya. Ha, buldum ben bak. Gerisini ben hallederim. Şimdi hoca sen ne diyorsun? Ben şimdi kredinin hepsini asılayım mı? Oğlum şu işleri bir hallet. Bütün her şeyi bir kontrol et. Ne durumdayız görelim. İçindeki kumaşları aldım. Tamam, pamuğu var. Ayçiçek kanola gidiyor. Kanola çok azalmış lan. Marulları satmadık. İstersen Epyon fabrikasının durumu ne? Yani içindeki haznesi almaz. Olmaz. Şey abi, marulları da indir sat istersen elindeymişken. Parayı toplayalım, öyle çekelim, asıl alalım. Tamam. Yani bir girelim. Bir de 2 gün uyu üstüne. 3'üne getir. Birinde hasat var ya. Büyük biçer hasat yaparken biz de diğer biçerleri alalım diyorsun. Onu demiyorum. Ağustos'un 1'ine getirme. Temmuz'un 3'ünde kal. He. Biraz da pasiften para gelsin oraya. Üstüne de ne varsa krediye binelim anasını satayım. 2,5 milyon tek seferde. Biz onu nasıl ödeyeceğiz? Sen ödersin. 6 ayda. Oğlum 6 ay olmadan zaten şey geliyor. İşte borcu ödemeden bankaya borç takar, öyle isteriz. Ne oğlum, o da bir iyi şey yani şu an. Yani ne mi ya? Bu arkadaş halledecek bizim işimizi şimdi. Tırı tamir ettirdin mi kafayı? O kadar arzaya düşmemiştir o ya. 509 dedi. Marulları da götürelim, verelim, ne çıkarsa. Ne diyeyim ki? Şuradaki para 60-70 bin görürse iyi bir para alacağız demek. Biliyorsun. Ama çok iyi para alacağız, ben sana söyleyeyim. Buradan 100 bini gördük mü 2.6 olacak para. 2.6 ile biz var ya regora gideriz, regora. Ama yine şey, sineğin ya mantığıyla alışveriş yapalım kanka. Makineler alırken, modları burcalayalım yani. Ulan zaten işimize yarayacak biçer döveri bulduk. Traktör alırken bir tane daha makine alacağız dün sabah. Sabah bulduk ya bir makine daha. Sarıcıların hepsini satacağız. Ha. Bir tane bulduk ya, kocaman. Tamam. Hadi başla bakalım. Bu arkadaş bu bilgisayarla bizim işimize yarayacak kısmı halleder diye ümit ediyorum çünkü ben. O makine kötü bir makine değil çünkü. Biz o makineyle Word of Samsung düşün yani. Ya o makine için şey demiyorum, makineye biz bir ekran kartı testi yaptık, o arada driverlar da sapıttı. Çok değil, bir ince. Şak diye buldular. Abi bu program bu yüzden çok seviyorum ya. Ücretli olması daha güzel. Heh. Belli bir saatten sonra ücretli istiyor. İlk seferde yapsın yeter. İkinci zaten anakartı değiştir. Ya bizim Windows çökmüyor ki abi. Virüs yapacak bir işimiz yok. İşimizi kendimiz üretiyoruz zaten. Hayır. Şu anda elimizde güçlü bir tane ekran kartımız var biliyor musun? Herkese toplayacağız mı sonuçta? İşte onun için diyorum. Oğlum buna güvenilir mi? Bu makine böyle işimizi görüyor. Tamam görüyor. Buna bir format atarız. Bu sadece şey olur. Bağlantı makinesine döndürürüz bunu. O laptopu mu? Ha. Laptop zaten bağlantı makinesine döndürdük bile çünkü. Tamam. O bağlantı için kullanıyoruz artık. Artık bu şu kasaya, senin en eski kasaya... Ya dur sonra yeni kasa tutarız ya. Kaldı değil. Daha izlemiş bir makine taklarız. Kartına saklarız. Hem de var elimizde. Ya ondan dolayı demiyorum abi. Ona bir anakart almış olsak aslında kötü bir makine değil o da yani. İçindeki anakartları işlemciye yönlendirmezsin. Abi güzel bir ikinci elden işlemci bakalım diyeceğim abi. Onlara da daha ne kadar güvenebilirsin ki? Anakartı aldın, işlemciyi aldın. Artık bir RAM alırsın. Yeni kasa toplayın onu. Bu sefer gücü yükselttin. Power beslemez ki. Onun power'ı da küçük. Evet, bizim bir şeyler almamız lazım ama. Yani yeni makine kurarsın. Şu an 30 bine yakın marul indirdim abi. Hadi ya. Bir kasa çıkacakmış aklımız. Ha başladı. Kral. 12 bin mi? Nasıl 12 bin? Ben burada marul çıkarmadım. İçinde kalmış mı? Hepsini almamışım ki. Hepsini almamadım. Hepsini almadım. Baştan. Ben de diyorum ki lan diyorum 12 bin diyorum ne alaka diyorum 6 bin çıkarması gereken ben unuttum kasaların bunun 500 çıkardığını. Ben bir ton olarak aklımda kalmış. Kanka, özür diliyorum. Şu program işimizi görecek sen haklıydın bunu kurmak iyi oldu. O orada takılsın işini yapsın biz de işimize bakalım. Özür diliyorum. Ben çünkü binlik sandım kasaları. Çıkaramadım. Kamyonları güzel bıraktığın için. Yine çıkartacağım. 3 palet daha var içeride. Alıyor işte. Yavaş alıyor ama alıyor. Sonra seni de çıkartalım. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Ben 500 olduğunu unuttum paletlerin. Ya. Öyle unutursun işte. Marulları öyle unutursun. Unutmayacaksın kardeş. Marulları dağıtırım vallahi. Ortalığı dağıt falan. Marulları tırla kafadan bir girerim, paramparça her tarafa dağıtırım. YouTube'un bize plaket vermesi lazım ha. Yayında bokunu çıkarttık ya. Hayır, en uzun saat yayında durma şeyini. Niye versin oğlum? Televizyondan 7/24 kesmiyor. Onlara veriyor mu? Abi biz kişisel bir kanalız. Resmi bir kanal değiliz. Bir de bir kere iki kere yaptığın şey için sana plaket vermez. Sürekli yapabiliyorsan verir. Merak etme, aboneden plaket alırız yakında. İnşallah abi. Yükseliyoruz, yavaş yavaş yükseliyoruz. Bak 24.000. Bunun hepsini aldın emin misin? Evet. Hazır hemen veriyoruz, markete veriyoruz, neye veriyoruz bunu? Bakalım abi. Güzel bir fiyata verelim bari de elimizdeki para bir yerlere çıksın ya. Şu an kıyafetleri çalıştırmadım bu arada, haberin olsun. Çalıştır. Çalıştırır mı? Çalıştır oğlum, 4.000 kumaşı var işte, çalışsın, niye boş duruyor? Ne çıkarsa baktın ha. Mağrul. Hazır yemek iyi veriyormuş lan. Hazır yemek iyi veriyor. Yemek restoranı abi normaldir. Millete salata diye kasacak bizden anladım arada. Tabii canım. Biz de tabii serada hormonlu kilitliyoruz millete. bahçe malı bunlar, bahçe malı. Yemin ediyorum var ya, halk sağlığıyla oynuyoruz ya. Bahçe malı abi. Ne bahçesi lan? Bahçeden abi. Tohumları hibrit alıyorsun. Daha demin sigara az kalsın küllük niyete şeyi peçetenin içine koydum. Bahçeden halka. Ne yaptı lan bu? Ha. Anladım. Kafa gidip geliyorum tamam. Uzakta kalıyor ekran, gözüm görmüyor artık ya, yaşlandım ya. Ne yaşlandım ulan? 8 inç, 5 inç, aşağı yukarı oranın yüksekliği yarım metre, yarım metre yüksekliği ekran koymuşsun, daha ne olsun? Yarım metre yükseklikte ekran bakıyorum, buradan ben de bize uzaktan 17 inçlik ekranı görmeye çalışmıştım. Niye öyle diyor? Önümüzde var 32 inç. Oğlum hepsini 32'lik yapamayız, sığmıyoruz o zaman. Geçen oraya 22 çok güzel oturur. Daha rahat ederiz biliyor musun? Aslında bizim onu 22'ye çekmemiz lazım. 22 inç. Ben sana söyleyeyim, yavaş yavaş ekranları yapacağız. Şu an ekranlara para yatırmıyorum. Şu an donanıma yatırıyoruz ya. Zamanı gelsin ekranların hepsini güncelleyeceğiz zaten. Bir şey yapmama gerek kaldı mı? Kanka borç öde. Var mı ki? Yok mu? Yok. Sen 2 günü o para 100.000'i görür ya. Öyle yapayım değil mi? Elektrikten de gelsin para. 3 Temmuz alışveriş günü yapalım orada. Bir yardıralım. Bana bir kağıt ver. Hangi driver'ları yüklediğimi yazacağım. Ah. Kafa yanıyor benim biliyorsun. Abi başlıyorum. Hele vay. Sen uğraş, dilin. Borcu bitireceğim diye cabala. Evet, bir zıbartoski yap bakayım. Bu bir. Gamebox'ta ne oluyor lan? Sıçacağım yapacağı şey ya. Elektrikten ne verecek acaba? Neyse birkaç mevcut oldu, bir kurulum yapıyordur bakalım. Abi 79'dan 83 oldu. Bu ne? Zıbartıyorum bir daha. Bu ne oğlum? Bir daha lan. Zıbarttım. Bu ne? Ne çıkıyor lan? Yürü git. Reklam. Lan reklama niye tıklıyorsun? Gitmiyor başka türlü. Tekrar bir mıncıklasın. Bir yandan onu yapıyorum, bir yandan onu... Şu iyi oldu ama şu. Şu çok iyi olmadı mı? Abi 86 oldu. Daha uyuma. bizim öbür araziye gitsene. Pervanelerin olduğu araziye. Çek borcun hepsini. Dur. Çekme. Ya da çeksek mi? Çekmesek mi? Şu an emin olamadım. Ne yapsak acaba? Bu kadar borç ödeyince. Bir daha çekmesem diye düşünmüyor değilim şu an. Çeksem mi, çekmesem mi? Aban lan. Klavyeyi kırma ayı. Aaa 2,5 milyon. 5.000 de bitmiyor, çek çek. 86.000 bize var zaten. Asıl. Evet. Daha 1 milyon daha çekeceğiz ya. Tıklıyorum bitmiyor ya. Parmağım yoruldu. Biraz da ben basayım. Biraz da sen bas. Ne oldu? Hani klavyeyi kıracaksın diye bana laf yapıyordun. Ama piyano gibi çalıyorum şu an. Borç nereye çıktı? Tamam. 2,5 milyon borcumuz oldu yine. Vay. Oğlum 2,5 milyon borç. Şimdi ben garaja girer. Önce pervane al pervane. Al bir pervane oraya at. Şunun arkasına koy bir pervane at. Evet. Evet bebeğim evet. Bak. Adamı görüyor. Onun yanında ünlem yoktu mu lan? Yok. Adam halletmiş ya. Budur ya. Ama bunu yok etmem lazım benim değil mi? Şeyi nasıl kapatıyoruz bunu? Çık. Bunu ben sileyim bilgisayardan ya. Aha bunu buraya koyuyorum. Adam gitti. Bırak. Başladık. Vey. Tamam o dursun orada hadi. Yok yoksa direklerin pervaneleri sana giriyor abi, batacak sana. Abi bak oradan güzel elektrikler bile. Geldi değil mi? Şimdi hocam önce bir garaja girelim. Garaja giriyorum. Biçer döverler. Şunların ikisini dehliyorum. Modların hepsini sat. Hepsini değil, şunların ikisini dehliyorum. Bu kalsın bu 20.000'lik. Bu kalsın şimdilik. Sat şunları. Yeşilleri, jondereleri gönder. Bunları gönder. Kanka bıçaklara gir. Geri gel. Kesiciler. Şu siyah kesici gidiyor zaten garanti. Bu gidici. 645'te satıyorsun. 645'te gitti. HD kalsın şimdilik. Belki büyüğünü alırsak satarız. Tekrar gir garajımıza. Tekrar gir sarıcıları gönder sarıcılara. Gel sarıcıya. Hepsini sat. Hepsini mi? Evet. Ha 2 tane ondan alacağız. Siyah alacağız ya baba. Şimdi kanka, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evet. Garajın önünde... Evet. Garajın orayı şöyle bir rahatlat ki alışveriş yapalım. Ya marketi yani marketi dedim. Orada alet edevat kalmasın, çek hepsini. Bunları doldurup da çekeyim ben değil mi? Doldur madem yaklaştı o kadar. Doldurup da çekeyim ben bunları kenara. Çek ya sıkıntı yok kanka çek. Bu kadar. Şimdi bu arkadaş temiz oldu. Bir kapatalım sonra düğmeye basar açarız. Aa gübre bitti. Gübre bitti mi? Aha. Tohumu aç buradan. Şu tam yanlış ama şöyle arkaya doğru verdiğim zaman şuraya. Açmayayım. Bunları ortalıktan kaldıralım çünkü burası bir genişlesin abi. Çok eğleneceğiz. Para gene 2 milyona çıktı abi. Vay. Hele vay. Vay halime. Şuna düğmesine bassana. Burni. Hangi mi? Yanlış yere tıklamışım kanka. Bilgisayarı kapatma dedin lan. Gözüm görmüyor, ne yapayım? Uzakta kalıyor. Göz görmeyince gönül ıslanmıyor. Gübre. Yapacak bir şey yok. Tamam mı, olur gübreyi sonra hallederiz. Alırız böyle bir tane silah ya. Çok güzel işler olacak şimdi, rahat ol, rahat. Yeni başlıyoruz. Dirağımızı aldık. La nasıl geri ödeyeceğiz la? Gel hadi. Bunu da götürelim abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orada biçer modu var ya. Hı hı. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk sarıcılara. İlk sarıcılar mı 140? İki tane alacağız. İki tane alacağız. Bir sarıcıları bir al. Şimdi bunun kurulumunu yaptım ya ben. Kaptan Kusto. O zaman Kaptan Kusto, ben bunu buraya bıraktım. Bu bir taneyi götürüyorum oraya. Taşıma yapmak için sağa sola. Evet. Kaptan, senden bir rica edeceğim, önemli bir harfe basman gerekiyor. K mi? He. Aha da bastım. Orada kalsın, tamam, ben de gelirsin. Bakalım driver boost yaptı ya. Şu şurada şöyle kalsın. Eklesin. Şu biçer moduna da bizim küçük bıçağı buna tak artık. Değil mi? Şunu. Ha. Mısır kesicileri dursunlar. Onlar duracak. Onlar beklesin. Onlardan da alacağız. Lan! Aa, kromdan attı beni. Şu arka bir daha bassana. Nihat dolu mu beni Chrome'dan? O da mı güncelleme yaptı? Kal burada ya, bir şey olmaz. Kanka. O makineleri almadan önce. Dur şimdi. Bir şey soracağım sana. Evet. Hangi tırdan kurtulmak istiyorsun sen? Abi sarıdan kurtulmak istiyorum da şimdi değil. Beyazdan da kurtul. Beyaz kalsın, beyaz güçlü. O kalsın. Beyaz neydi kullanacağız? Ramorku taşıyor ya be. Şey mi, mor ramork için mi diyorsun? Hayır, beyaz olan... O büyük romork için tır alacağız ya, devasa. Tamam, onu aldıktan sonra o kalsın, belki mor için kullanırız onu, anladın mı? Ya da beyaz için. Yani. Şöyle yapalım o zaman. Gir abi sarıcılara. Bekliyoruz, dur. Ne yapıyoruz? Büyük alışveriş başlayacak değil mi? Aynen öyle, büyük alışveriş başlıyor. Sarıcılar. Büyük bir alışveriş yapacağız. Önce şunun bir ayarlarını dürtükle. Bu field'da, Grass'ta mutcar oluyor mu? Tıkla bakayım bir daha. Kanka 4000'i bir kere verirsek bir daha vermeyeceğiz. Field alma bunu, anladın mı? Bir sarıcı bir sap parçalıcı mı olsun diyorsun? Her sap parçalıcıyı aldığın zaman sarıcı sap parçalıcı olacak zaten. Hepsi olacak. Bir kere bu 4000'i ver yani. Rengi siyah kalsın kalmasın sen bilirsin. Her şeyi de mor yapma ya. Sıktın ama. Bir de açık renkli yap yani, makineyi görmek istiyorsan. Açık renk. Al lan. Oha lan, bu da çok açık. Sen de yani ne zevksiz herifsin lan. Bu sefer bu olsun abi. Jant rengi diyor. Buna da kırmızı güzel gider. Al işte. Tamam, bir kere parayı verdik. Al. Aynadan aldım. Bir tane daha al. Ama bunu da şöyle alalım. Hayır, değişmez o zaman. Anladın mı? Biri değişir, biri değişmez. O zaman bu şekilde alıyorum bunu da. Bunun rengini de... Ne yapalım? Turuncu yap lan. Şu turuncu tam olsun. Ha. Jantlar kırmızı kalsın. Yapıştır git. 2 tane. Hayırlı olsun. Bunları çekelim abi garaja. Ama her değişim yaptığımızda bizden 4000 kesecek mi ki? Kesmeyecek. Hemen YouTube'den sen ayarla moduna gör. Bir bakalım ona. Field'a çekeceksin alt üstü. Bir kere verdin ya değişim parasını, bir daha vermiyorsun onu. Anladım. Ben bu makinenin diğerlerinden çok daha rahat olacağına inanıyorum hocam. Bak hiç zorlamadan da çekti anasını satayım. Görün mü? Niye zorlansın ki zaten? Bak gir. Zorlansın. Multi diyor. Ayarlaya bas. Field yaptı 0. 0. Tamamdır abi. Sadece düze alırsan para kesiyor. Anladım. Düz de bizim bir işimize yaramıyor. Zaten sarıcı olarak veriyordu bize. Ha. Şeyi de aldık. Parçalama modunda satın almış olduk. İşimizi görecek yani artık her türlü. Böyle büyük makine yani abi. 24 metre. Ve 25 hızla gidiyor. Ve hızlı gidiyor evet. Önemli olan hızlı gidiyor. Bu traktörler çok rahat çeker bunu. Çekiyor abi zaten. Baksana zorlamadan 75'e çıktı şu anda zaten. Şimdi palet tekerle olanları istersen normal tekerle çevirebilirsin. Onları yaparız öyle onu ya. Onları normalde çekeriz abi. Bunlarla aynı lastik koyarsın. Lan. Kanka ne yapıyor? Dur abi. Aklımdaki şuydu neyse. Şöyle şu önde kalsın o zaman. Öbür makinemizi de alıp geliyoruz ha? Aynen öyle. Huey. Hi 2 milyon borç ödedik. Şimdi tut 2,5 milyon öde. Ama makinelerin çok fena oldu biliyorsun. Maviş, oğluş. Bence şu an sarıcı ve sap parçalıcı olayında büyük bir rahatlık sağlayan iki cihaz aldık. Evet. He yavrum benim rüzgar gülüme bak be nasıl dönüyor öyle. Bir de oyun gerçek zamanlı yürüsün şu ara kanka. Aşırı yavaş da değil de. Çaprazdan gir pamuk makinesinin arkasına. Öyle mi yapayım? Evet. Düzgün manevra alacağım diye niye uğraşıyorsun oğlum? Al. Bırak traktörü bu makineyi böyle. Niye yoruyorsun ki kendini sen hocam? Şimdi traktörlük işimiz olacak mı orada başka? Olabilir götürelim. Orada kenarda dursun. Beklesin mod. Bakarsın traktör bile alabiliriz yani. Bu traktörlerin yerine dev traktörler de alabiliriz paramız yeterse. Her şey mümkün hocam. O rüzgar gibi bize ne elektrik verecek biliyor musun? Borcu ödeyecek ben sana söyleyeyim. Güzel geliyor. Ben şimdi şu arkadaşa bir test daha yapıyorum. Hazır mısın? Stres testine mi sokacaksın? Yok şunu diyorum ya. Ha. Şu terbiyesiz var ya. Kendi hocana ayarladım zaten. Şincik. Evet hoca. Girdik. Gir biçerlere. Bulacağın makineyi yazıyor adı orada. Evet. Markası Lizard olanlara dikkat et. Bak. Gördün mü? Oo. Baba çözdü. Şimdi. Kanka bu iş için dükkan mı açsam ben ya? Bayağı kasalarla. Oğlum bilgisayarcı dükkanı mı açsak lan biz harbiden? Ben düşünmüyor değilim he abi. Bak bu civarda öyle bir dükkan yok. Var yukarıda var bir tane. Benim burada var. Var kaçık. Oğlum Lizard Twin. Bakmadan markalara bastı gidiyor anasını sen. Hayır Lizard'ları gördüğüm zaman duruyorum zaten. Gördün geçtim bir tane. Lizard Twin. Scream XBR2 bu. Bu. Büyüt kasayı. Motoru da büyüt. Boruyu da büyüt. Boru nerede? Pipe yazar altta boru bak. Fiyat biraz pahalı oldu tabii. Ekledik çünkü. Tekerler palet lan bunun. Palet miydi bizim aldığımızda tekerleri? Değildi abi. Tekerlek kullanımı değiştir Crawler'dan. Lastikli motorla ilgili. Kanka motoru değiştir motoru. Bir daha değiştir motoru. Palet tekerlekli değil oğlum. Nereden çıktı palet teker? Abi bizim palet tekerlekli değildi ki. Az bir geri gelsene. Bir tane daha rezalet geçtin geride. Ha o değilmiş tamam devam et. Kanka palet değildi lan bizim baktığımız. Değil abi. Daha... En sona geldik. Oğlum geçti mi lan makineyi? Böyle gidersen göremezsin zaten. Baştan bir daha geleceğim. Birden sonra attı, gördün mü canım? O işaretlediğini seçiyor elinle. Kanka. Bak. Baştaki seç, şimdi tuşla git. Oğlum makine nerede lan? O makine palet tekerle değildi diye hatırlıyorum ben ama. Değildi abi. Paletle çok sıkıntı yaratır bize ya. Paletsiz istiyoruz biz. Değil mi? Evet. Bir müsaade etsene bana. Tabii abi. Abi, aradığımız malzeme bu. Şunu tekerleklerle oynamıştık biz ya, onu bir oynasana. Motor sıfırda değil mi şu an? Evet. Oğlum bu paletli ya. Kullanacağız mı paletli? Ha? Tekerlek kurulumu değişmiyor abi. Paletle kullanacağız mı diyorum sana? Benim için fark etmiyor da. Sen ne düşünüyorsun? Paletli zorlamasın. Zorlar mı ki? Olduğu yerde dönebilme yeteneğine sahip. Tamam işte, niye zorlasın ki? Kullanabileceğiz mi işte, soruyorum sadece. Niye kullanamıyorum abi? Sadece bir tık genişletiriz. Motoru da büyüt abi. En büyük motor alsana. En büyük motor böyle. Kasayı 836 bin. Kasayı da büyüt. Kasayı da büyüt. Boruyu da büyüt. 29 bin. 50 ile gidiyor bu arada bu biçare. Evet, boruyu da büyüttüm. Güzel. Şimdi palete, lastike gel, lastike. Tekerlek kurulumuna gel. En son al onda. Tamam. Kaç para? 292 bin. Allah bereket versin. Rengi böyle kalıyor. Renk değişimi yapmıyor zaten. Bak yine aşağı. O oversync ne? Kanka bizle ilgili bir şey değil o ya. Arka atıcısı böyle. Bir şey değişmiyor farkındaysan. Şuraya şey yazıyor. CB radyo ne ya? Ya radyosunu geç. Şu Grand Street o ne lan? Ne değişti? Hiçbir şey değişmiyor. Ha şuraya ışık koyuyor yine bir tane. Ya bir gitsin ya. Straw Copper Foil diyor, o ne? Arkaya baksana. Bir şey ekledi mi? Tamam, güzel. Bunu koyalım. Boru full'de light'lara rengi değiştirebiliyorsun. Değiştirdi mi rengi? Sarı renk sıkıntı. Bir sarı bir şey yapabiliyor. Sarı ana rengi ama. Üstünü değiştiriyor sadece. Ona da o parayı vermeyelim bence. Gereksiz yani. Yani. Hazır mıyız kanka? Hazır mıyız kanka? Hazırız. Basıyorum. Basma, bana ne, basma, istemiyorum ben. Bana ne. Bak biz burada bir not daha almışız abi. O başka bir makine biliyorum. Hazır mıyız kral, alıyoruz mu? Alıyoruz mu? Her dediğin zaman enter'a basıyorum. Alıyoruz mu? Al lan. Gönder. Elindeymişken bir tane daha alsana. Al. Kanka ya bir tane daha mı alsak? Yok lan. Bıçaklara gel. Bıçaklara gel, hemen bıçaklara gel. Evet abi. HD, Jondera HD serisi. Bu küçük. Bu küçük. Bunun büyüğünü alacaktın ya. Aha bu HD 50. 15 metre. Ama düzenleme yok bunda. Kanka HD'lerde boru barı koyamıyoruz buna. Düzenlemeli olanı vardır. Devam et ileri doğru. Daha başlardasın. Jöndereler gelecek ya. HD 50. Doğru mu? Yeşil renkli görürsün zaten Jöndere'yi. Yemyeşil oluyor. Hmm. Devam et. Git gelecek. İllaki çıkacak. Eminim ben çıkacağına buralarda bir yerde. Devam et. HD 35 ile başladım bak. 45, HD 50. Daha büyüğü yok değil mi onun? Var. 19 metre. Air bar. Başka cutter size'ı koyacağım mı, cutter size? Onu da koyduk, knife'ı koyduk. Kanolak bıçakları da var artık. Bu ne? Fransız sticker. Sticker koyuyor yanına. Para da almıyor zaten. Evet makinemiz bu. Nasıl, beğendin mi? Güzel mi? Güzel abi. Güzel mi gerçekten? Alıyorum. Evet. Bu bıçaktan 3 tane alıp bizdeki küçük bıçağı satak mı ya? Ya da bu bıçaktan 2 tane alalım. Bunun bir küçüğünden alalım. Bizdeki küçük bıçağı satalım. Bunu 3. alma. Bizim 20'lik taşımaz bunu. Aynen doğru söylüyorsun. HD 50 al. Airbar'ı koy. Cutter'ı koy. Bitti bu kadar. Başka bir şey koymana gerek yok zaten. Bir de bundan aldık. Kanka dön hemen dön. Mekana gel. Bizim bıçağı satsana. Garajdakini. Gel kesicilere. HD en küçüktür. 40. Dehle. Görüşürük. Hocam. Bak kanka hangisi büyük? Arkadakiler mi büyük? Şu öndeki kocaman galiba. Şu küçük. Sondaki. Hemen öndekini al kanka. Palet nasıl dönüyor bak. Görüyor musun? Kafa dönüyor. Tekerin nasıl döndü umurumuzda bile değil. Yaptığı işle uğraşıyoruz. Tam oturtamadın galiba oraya. Al. Nasıl, beğendin mi kanka? Bu büyüklük hoşuna gitti mi hocam? Ağırlığa binince şeyli dönmüyor. Gövde beğenmiyor, gövde dönmüyor. Var. Bizim bu mısır ve ayçiçeği kesicisi var ya. Onların da büyüğünü almak lazım. Bence onlar şimdi kalsın. Bu makineyle kuş kadar kalacak. Şu küçüğü alsana öbür botları. Orayı rahatlat. Şu değil mi? Ha. 15 metrelik işte. Ama en azından bu bıçağın aynından bir tane daha lazım. 3 tane bıçak var bizde. Doğru mu? Aynı bıçaktan lazım. O bıçaklar birebir aynı değil mi lan? Bu mısır kesicileri mi? Evet, onlar birebir aynı abi. Bir tane daha alırız abi. Kocaman bıçak döver aldık anasını. Bununla da gürültü çıkartmadım. Değil mi? Ufak olanlar belli. Ufak. Makine rahatlıkla aldı bak. 15 metre bu. Bak bizim istediğimizi yapıyor bu. 2 bölgeli. Evet. Aman abi ya, malı bulduk biz ya. Buna yakıt alacağız. Alırız. Acelemiz yok şu an değil mi yani? Şunun çalışma şeyini çok merak ediyorum ya. Neyini? Sesini. Bence çok sakin çalışıyor kanka. Oğlum 29 ton lan. İçi. Yalnız 19 metreye tırı yanaştırmakta çok zorlanacaksın. Niye? Borular uzun olmadık mı abi? Ne kadar uzun olursa abi. Gir bak şimdi. Aç bıçağı. Tak bıçağı. Boruyu tabii aç. Boru kısa gördün mü? Bıçağa göre. Çapraz girmen lazım. Gireriz abi. Her seferinde arkadan gelip çapraz gireceksin. Geri gireriz abi. Ya da yükleme vagonu alırsın. Kanka. Bence gayet güzel. Yani önde bir ağırlık var tabii. Güzel mi? Güzel. Şimdi kanka, bu makineleri de alındı ha? Evet, şimdi almamız gereken ne var? Mısır bıçağı. Bizdekinin aynısını al. Bizdekinin aynısını bulman lazım. Modele bak istersen. Kaç metre bunlar? Ya bunlar küçük abi ya. 12 metre abi. Küçük. Küçük. PA serisi. Bir baksana PA serisinde ne var? Mısır kesicilerde. John Deere PA serisi. Ya şu Alpello'lar da iş görüyor da Alpello'lar en son. 12 metreydi değil mi bizim bıçak? Evet. John Deere PA serisi. Ha şu. Şu mu? PA serisi değil mi? Bir gir bakayım buna. Kaç metre bu? Büyüt lan. 12.4 oldu. En büyüğü bu. Bizdeki bu işte. Evet. Çık. Şu Alpello'lar çok iyi de bayağı büyükler. 18 metre. Taşımaz, bıçak taşımaz buna. Çok ağır bu. Ama bu kadar. Bir gelsene. 18, 15, 12. 12 alacaksak bizim makinenin neresinden alalım. Gel bizimkinden alalım. Bunu taşımaz çünkü bu çok ağır. Normal bıçaklardan ağır bu. Abi kesicilerden bir tanesini, mısır kesicilerinden bir tanesini satarız. Sarı biçer için kalır. Eski biçer için kalır o. Bu Alpello'ların ikisini büyüklere takarız. Ama bu Alpello çok ağır. Bu gerçekten ağır. 7.8 ton bizim aldığımız bıçaklar bu kadar ağır değil. Bak gir şeye, garaja. Yeni aldığın 19 metrelik bıçaklara bak. 62'ye. 5 ton gördün mü? 5 ton abi. 7 tonluk bir şeyi taşıyamazsın. Bu bile nasıl basıyor makinenin önüne aşağı. Mısırla ayçiçeğini aynı anda kesecek. Başka markalarda vardır belki kanka büyük. Bu var 12 metre. 5 ton ama. Bak Case'inkiler var. 12 metre, Klas 12 metre. Şu Klas kaç metre mesela? Bu. Bak 4 ton. İkisini birden kesiyor gördün mü? 18 metre. Bize lazım olan böyle bir şey değil mi? Bak değiştirilebiliyor ha. Neyi değiştirdi lan o? Bir şey değiştirmiyor. Yandaki yazıyı değiştiriyor ya. Kanka sticker koyuyor sticker. Boş ver. Fiyatı ne? 159. 18 metre. Biz bundan 2 tane alıp bizdekinin birini satacağız. Evet. Allah bereket versin. Garaja girip bizim PA'lardan birini yallahlayacaksın. O zaman en hurdalanmışını yani değeri en düşük olanı sat. Ama bir şey dikkatini çekti mi? Ne? 10 kilometre hız 14 kilometrede gidiyor. Ne yani? Valla 4 kilometre fark var aralarında. Var da bu kaç metreydi aldığımız? 18. Bu kaç metre? 12. Kaç metre fark var aralarında? 6 metre. 4 metre kilometre hızına bakarsan bence değil mi? Kotarır. Kanka bu makinelerin bıçaklarını biz bir yere bir koyalım. Bir yer yapalım şunlara. Bu bıçakları alıp bir yere koyalım. Bıçaklar için bir yer belirleyelim. Çünkü bu bıçaklar bayağı büyük. Buradan nereye koyacağız lan biz bunları? Ya bir şey söyleyeceğim, biz zaten aslında girmeyecek miyiz abi? Hayır, şu mısır bıçaklarını alalım buradan diye diyorum. Mısır bıçaklarını şunu alırız. Ufaklık alırız. Ha, bunun birini buradan, birini öbür tarafa hazırlayalım diyorsun. Üçüncü araziye de ufaklığı götüreceğiz zaten. 3 tane budayım var ya. Kanka bu büyük. Küçükle karıştırma, bu büyük, bu büyük. Abisi büyük bu. Düz gel, güzel. Palet iyi kullanamıyor. Ne oldu? Bize fark etmez diye artistik yapıyordun. Bu paleti o romor taşımaz ama. Taşır lan. Taşır. Taşır, anasını bile ağlatır. Sığıyor. Sığmazsa da onu da satacağım demektir. Bunu niye satayım abi? Ne bu zaten eliyle gitmiyor mu? Hayır, bunu değil, onu. Bu kafa böyle genişken nereye götüreceksin sen bunu? Hayır, bu zaten eliyle gitmiyor mu? Lan bıçak 19 metreyken nasıl gireceksin aralara? Ya bir şey söylüyorum ben sana, bu eliyle gitmiyor mu zaten? He. Bunu da şey için kullanırız diyorum. Şu diğer sarı var ya, 32 ile gidiyor. Onu bıçağı da, onu bıçağı da. Bir de senin kafana tüküreyim diyorum, 19 metre bıçakla aralardan nasıl gireceksin? İşte o da var. Tek giriş yola girer mi lan o bıçak? Girmez abi. He. Onu diyorum sana. Nasıl gideceksin sen bununla bıçak önünde? Aa, gidersin bak burada. Aa, Hakkum Asili diyor ya. Öyle seninki de. Bu buradan bile giremiyorsun 19 metreyle. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Traktörü çekeceğim. Traktörü çekelim. Sen çok baga sokarsın bu bıçakları. İfa. Sen 30 ton malı çok sıfırlayacaksın, ben sana söyleyeyim. Yok. Mısır bıçaklarını diyorsun bir kenara kaydırırım onunla. Sonra onun bıçağına takar, öbür araziye hizalarım onunla. Aynen. Bak bu biçeri iyi gidiyor abi. Oğlum abi, gel. Abi 50 ile gidiyor ya. Neyse, o biçeri satmayacağız dedim diye bıçak aldım ona. Kanka. O bıçağı artık satamaz. Ya satarım aslında da. Satıp o bıçakla devam ederim diyorsun. He. Yapsak mı lan? Çok mu paramız gider? Kaç para ediyor bizim içer? 53.000 ediyor. Aynından alacaksın değil mi? Almışken para girdi kıçımıza, tam girsin. En sonunda bir yerdeyiz. Oğlum mahsul götürsene, böyle niye uğraşıyorsun? 300.000'e yakın para çekecek zaten. Düzenlemeyi yap abi. Motor en büyük, teker en büyük. Boru da en büyük. Bir de şu şey, chopper foil açıyorsun. Chopper foil. Heh. Renk de sarı zaten. 15 metre kalsın başındaki. Bir daha bıçağa para vermeyelim, zarar ederiz çünkü. Şu bıçakları da düzenli hazır bununla gelmişken. Şu an başka bir şey alabilir miyiz? Belki bir şey yapabiliriz kanka. Oraya bir elektrik şeyi daha koyabiliriz belki. 265'e mi? O 153 var ya. Bence koymayız. Neden dedim biliyor musun? Traktör diyorum. Anladın sen ne dediğimi? Anladım abi. Şu kenara diz abi bunları, ama dizerken dikkat et, oraya manevra almak için traktör sokuyor. Evet, ortaya koyacağım. Ya burada dursun, öbürünü de başka bir yere koyarsın. Değil mi? Bırakmadı. Niye bırakmıyorlar? Aa, takılı kaldı. Saldı. Abi bu niye böyle bir şey yaptı? Çıkarırken bizi biraz yoruyor. He? Yani. O kadar çok da yormuyor aslında ya. Belki ufak bir bug da yapıyor olabilir orada. Geri de iyi gidiyor. Gidiyor mu? Gitmesinde bir sorun yok bence. Arka arkaya mı dizeceğim? He. Sürekli bulamayacağız ki bunu. Şu an kullanabileceğiniz bir durum yok zaten şu bunları. Öbür bıçağı takacağım buna. Arkamda bir yerdeydi. Ha. Kalsın bunlar burada böyle. Öbür buğday arazisine gidiyor bura. He. Kanka biz bunların modlarını artık şeyle taşımayız. Romorkla. Modları taşımak için aldığın turuncu romorku satabilirsin. Alçak yükleyeceğim. Değil mi? Şuradaki turuncu var ya. Hı hı. Gel bir tane büyük traktör alalım. Bir John Deere satalım. Ama yok, gerek yok ki. John Deere'ler şu an bütün ekipmanı çatır çatır çekecek zaten. Evet. Abi şunu yapabiliriz. Bir John Deere daha alabiliriz. Değil mi? Paletli olanların paletlerini iptal edelim kanka. Bak gireceksin oraya. Zor giriyor, gördün mü? 15 metre bile çok zor giriyor yani. Şu arazi gidecek zaten. Kanka paletli olan traktörleri normal tekerlekliye çevirelim o zaman. Ha? Paletin dönüş senin hiç hoşuna gitmiyor çünkü. Evet. Gerçi benim de hoşuma gitmedi lan. Git paletli traktörü al abi. Pembeyi al, moru al. Zıplayarak git ya. Bunu götürelim abi hemen. Biz zaten bir geri saracaksın tekerleğini. Tekerlek olacak arkasına. Doğru muyum? Evet abi. Ama diyorsun ki bunların normal tekerlek yok. Bu makinenin elinden bir tane daha alabiliriz. Ya aslında... Aslında benim aklımda ne var biliyor musun? Bir tane büyük boy traktör alsak bunlardan birini dehlesek. Onun yerine benim aklımda ne var biliyor musun? Kızcan ama. Hani biz saban atıyoruz ya. Hı hı. Sap parçalayıcı da atıyoruz ya. Evet. Biz sap parçalamayıp tırmık atsak araziye ne olur? Tırmık mı alalım diyorsun? Sap parçalayıcı yerine tırmık atsak ne olur diye soruyorum. İşte onu düşünüyorum ben de işte. Tekerlekli yaptık mı? Çiçek. Böyle daha rahat kullanıyoruz biz açıkçası. Yani biz böyle çok daha rahat kullanmıyor muyuz? Öyle bak. Manevralı bir de daha rahat olur. Paletleri lönk diye dönüyorlar. Abi paletli de şeye dönüyor. Forklift özelliğini açıyor. Bayağı bildiğin şey 90 derece şak diye döndürüyor makineyi. Evet. Şey diyeyim mi sana? Biz tırmık mı atalım diyorsun sen şeye? Ya tırmık denesek mi diyorum tırmıkla. Ya da pullukla. Hasatı çeker çekmez. Aslında pulluk daha mantıklı gelmiyor mu abi sana da? Hasadı çeker çekmez ama pulluğa attığımız zaman tarlanın aldığı renk önemli kanka. Pulluğa atınca böyle kahverengi olmuyor toprak biliyorsun. Biliyorum. Ama biz bir tane sabanlı turmuk almıştık kahverengi yapmıştı. Biz şöyle söyleyeyim. Tırmıkla mı dönsek ya? Tırmığı attığımız zaman zaten şey yapıyor. Sap parçalamış gibi gösteriyor anladın mı? Bence tırmık atalım. Daha büyük atarız. Bence bir tırmık denesek mi ki? Bir tane alalım paramız var. Çay mı olur? Hı. Hah. Şey olaydı iyiydi. Aldın mı? Aldım. Şimdi bunu da lastik yaptık. Bir tane tırmık alalım ya. Tırmık mı alalım diyorsun? Ha, hazır traktöre getirin ya, tırmıklara gelsin, dişli tırmıklar diye geçiyor. Şey için düşündüm. Kim kazandı? Ne oldu? Dişli tırmıklar bak solda, altta. Diskli tırmıklar. Diskliymiş pardon. Metrajlı bir şey bak. Sabanları var bazı tırmıkların, sabanlı olmayacak bizimki. Kaç metre? 6. Küçük. 8. 9,5. 10. 12. 12,5. 8. Fiyatı yükseldi. 12. Fena değil. Daha büyüğü yok galiba. Git bakalım ileri doğru. Vardır. Belki devasa vardır. 6. Bak bu tekerleksiz mesela. Bu traktöre bindiriyor ağırlığı. Bu olmaz. 6. Biz arkada romorkorlu olacak değil mi? Şunun gibi. Bunlar küçük. 12 metreden büyüğü yok. 9.8. 5-6 oluyormuş. 6. Kanka tipinden anlarsın bak. 12. 12. 12'den büyüğü yok kanka. 10. 6. 11. 11. 16. Öbür kaç metre? 6. 16 metre tam bizlik ha. 9. 15. 15. Tipinden anlıyorsun zaten. 7. Vallahi 12. Tipinden anlıyorsun, ben sana söyleyeyim. Bu ne? 6. Tırmanın tipine bakalım kanka. 14. 12. Tamam oğlum bulduk işte. Sondasın. O mavilerin olduğu yere gel. 16 metre olan fiyatlarına bak onların. Bu kaç? 121. Öbürü kaç? 140. O değil, o değil, o küçük. Öbürü Lizard. Lan öbürü lan. Kaç metre? 15. 15 metre pahalı geliyor o zaman. Bu daha ucuza geliyor. Bu. Bir içine gir görelim abi. Tırnağı dip kazan şeyleri rengini değiştir şunu ya. Olmuyor. Heh. Jant rengi falan kalsın. Dur şimdi. Evet tırmık. Kanka. Evet abi bu tırmık. Çok paramız gidecek ama inşallah işe yarar. Ama denemeden de bilemeyiz. Yani. Al abi al. Bir tane de tırmığımız var. Olmadı makineyi sap kırıcıya çeviririz yine. Ne yapalım yani. Ama tırmık bu işi yapıyorsa o makineleri sarıcıda bırakırım işte. Biz bunu bir gün yatırı kaldırdığım zaman anlarız. Çünkü buğdayı yapacağız. Değil mi? Ama ben bak, ne yapalım diyorum biliyor musun? Bu burada kalsın. Burada takılı kalsın. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Kanka zaten server'a bak. Bir şey yok. Yani. Bir stoplayalım. Mola sonra verelim. Gelelim. Mola verelim. Stoplayıp gelelim. Devam edecek yazımız duruyor mu orada? Yok. Kaydetmeyi unutmuşum. Yap bir tane 2 dakika devam edecek. Abi neyin üstüne koyacağım? Şeyin. Bizim reklam var ya. Dur şimdi ayarlayacağım onu. Nerede? Gelecek. Bu arada oyunu pause moduna alman gerekiyor. Zamanla akar yoksa. Tamam abi. Şu. Bunu koydu. Abi, biz bunu yatırdık ya. Almamış mı? Balığa atmamış. Tamam, kasaya çok girmişizdir. Büyük bir ihtimalle. Attı. Attı. Çok dar girmişiz demek ki. O aynen. Ben de anlıyorum, bunun içine diyorum şimdiye kadar dünyanın balığı olması lazımdı, niye almıyor? Şimdi şuradan aşağı iniyorum, şurada bir şey görecek, nerede? Mutla şunu. Tamam mı? Hazır mısın? Bak. Ben hazırım abi. O zaman biz bir... Şimdi... Biz bir çekilelim hocam. Bunu o zaman şurada şu şekilde yavaş moda aldım. Tamam yavaşta kalsın. Hemen ayarlarımızı yapıyoruz o zaman. Hazırsan. Arkadaşlar 5-10 dakikaya geliyoruz. Görüşmek üzere.